Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandır bu aracı çekecektik ama daha yeni bulabildik. O da Çamlıca'da Ferah Mahallesi'nde Huzur Gayrimenkul'da bulduk arkadaşlar. Biz de hemen fırsatı bulmuşken aracı da çekelim dedik. Rahman arkadaşımıza da hayırlı olsun araç. Araç sahibi de burada, Huzur Emlak sahibi kendisi. Yani Çamlıca yöresinde emlak işiniz olursa kendisine müracaat edebilirsiniz. Bu arada aracımızı incelemeye geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ben Mehmet Balon, kamera arkasında da Dinçer Karalay arkadaşımız var. Kanallarımıza abone olursanız bu tarz araçların videolarını bol bol göreceksiniz. Bu arada yol kenarındayız. Kusura bakmayın, buradan da sürekli tam kayda başladık. Kamyonlar, mamyonlar, insanlar böyle etrafımız sarıldı yani. Abluk altındayız. Şunu da belirtelim. Bu aracı daha önceden çekecektik ama bizim bir arkadaşımız maalesef ki biraz sıkıntı yaşadı. Bu aracın aynısından aldı. Bayilerden bir tanesinden. Eyüp Kılınç diye bir arkadaşımız. Onun aracını da çekecektik ama maalesef ki kendisi birazcık sıkıntılar yaşadı. Aracı arızalı. Yani araç aldı. Çekiciyle kapısına geldi. Kapısına geldikten sonra araç yani 100 metre falan kullanmış. Ondan sonra bozulmuş. Maalesef sıkıntılar yaşamıştı. Yani aracı aldıktan sonra 100 metre gidiyor. Daha sonra araç arıza yapıyor. Bu da şarja takıyor. Ertesi gün bayiyi arıyor. Servisi arıyor. Orada da diyorlar ki hani tarif ediyorlar bir şeyler. Onları uyguluyor. Bir 100 metre daha yapıyor ertesi gün. Ondan sonra gene arızalanıyor. Araç öyle kalıyor. Yani ama Eyüp Kılınç arkadaşımızla bir video çekeceğiz gene. İnşallah en kısa sürede onunla da çekeceğiz. O da tecrübelerini size anlatacak. Şimdi aracımızı şöyle bir incelemeye geçelim. Rengi falan çok güzel. Şu jantlardaki renkler falan gayet güzel. Şöyle bir ön taraftan bakalım. Daha önceden bu araca bildiğiniz gibi kısa bir video yapmıştık. Ön bir inceleme yani. Şöyle fazla da geri çıkamıyoruz. Tam yoldayız çünkü. İnşallah biraz sonra bir başka yere geçersek. Olmazsa orada da devam edebiliriz. Ya da geçmeyiz, burada devam ederiz. Aracın farları falan, stop farları gördüğünüz gibi led farlar var. Şu anda zaten yanıyor. Mercekler var. Şu ön kısmında zaten Yuki yazısı var. Piyano bilek siyah kaplama yapmışlar. Ön tarafta da böyle bir siyah kısım var tamponda. Evet. Rahman selektör yapıyor arabayla. Şöyle bir tavan lambalarını da yak. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Daha önceden inceleme yaptığımızda maalesef ki aracın aküleri falan takılı değildi. Çok fazla inceleme yapamamıştık. Aynalarımız da bu şekilde. İçeriden ayarlayamıyoruz. Buradan elle ayarlıyoruz arkadaşlar. Pardon. Az daha içeriden ayarlıyoruz diyecektim. Şunu özellikle belirtelim. Aracın kapıları gayet geniş. İstersen dinçersen bir otursan arabaya. Vatandaş seni de bir görsün. Boyunu posunu bir görsün şöyle. Gördüğünüz gibi gayet araca rahat oturabiliyorsunuz. Gayet rahat. Koltukları bir geri al dinçer. Oradan geri alıyoruz. Buradan da koltuğu hem öne hem arkaya yatırabiliyoruz. Şöyle bir sol tarafa geçeyim ben. Bagaj açma şeyi, kapı açma yeri var. Şuradan aracın ön kaputunu açabiliyorsunuz. Birazdan açıp ön tarafa da bakarız. Şöyle bir içine girmişken göstergeyi görelim. Aracın iç göstergesi böyle arkadaşlar. Burada. Vitesi al abi, kamerası da var. Geriye de göster. Çoğu insan onu soruyor bana. Şu var mı yok mu? Geri vitesi bunun. Şurada. Ha, buradan. Geriye al abi. Vitesimizi bir görelim. Gördüğünüz gibi şöyle şu anda sola aldık. Geriye geçti zaten. Geri görüşü böyle arkadaşlar. Arkada gördüğünüz gibi başka araba var. Onu görüyor. İleriye alalım. Etrafı rahatsız etmeyelim. Burada zaten radyomuz var. MP3 çalarımız var. Ayrıca buraya mikro SD kart da takabiliyoruz. Hava menfezlerimiz var. Burada hava menfezi var ama bu hava menfezinde fan yok. Sadece tavanda var arkadaşlar. Şöyle bir gördüğünüz gibi. Buradan açıp kapatabiliyoruz şöyle. Aşağı çektiğimiz zaman ben tam şöyle gayet rahat bir şekilde kapanıyor. Ben beceremedim. Buradan lambamızı yakıyoruz. Burada fanımızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen anında çalışıyor. Bakın. Evet. Çok güzel. Bu çalışmadı. Neyse. Çalışıyor pardon. Çalışıyor. Çalışmış arkadaşlar. Çalışıyor. Buradan açarken de gene bunu aynı şekilde şöyle açabiliyoruz. Ön camı zaten gayet geniş. Takviyesini de göstereceğim. Takviyeyi de göstereceğim. Rahman kardeşimiz diyor ki takviyeyi gösteriyor. Yokuşları çıkarken çünkü lazım oluyor. Soranlar oluyor o yüzden evet. Abi. Çok çok burada bir dikiz aynamız var. Arkayı da gayet güzel gösteriyor şuradan ayarlayınca. Şurada arkadaşlar bakın şöyle bir kolumuz var. Bu takviye kolu. Yalnız Rahman sen bu takviye kolunu kullanırken arabayı durdurup da mı geçiyorsun? Arkadaşlar. Geçmiyor. Bunu seni de gösterelim bari. Aracı durdurun ondan sonra değil mi? Aynen abi duracaksın. Şurada read yazısı çıkıyor. Şurada. Şu durduktan sonra. Evet read yazısı var burada. Ondan sonra takviye geçirebiliyorsun abi. Ondan sonra takviye geçiriyorsunuz diyor Rahman. Yani diğer o 3 tekerlekli triportörler var. Onlarda da aynı şekilde durdurduktan sonra yapıyorsunuz. Hemen şurada bir sigortamız var. Görüyorsunuz.
Bu aracın da tabii arkadaşlar izolasyonu falan gayet güzel. Bakın şu kısımlar yumuşak, bildiğiniz gibi kaplama yani. Şu yerler mesela, bunların hepsi kaplama. Önler falan. Yani izolasyonu gerçekten güzel. Tabii önde şu açık yerler falan var ama oraları daha sonra bir şeyler yapıştırabilirsiniz. Arabada böyle boş fişler de var ama bunlar önemli değil arkadaşlar. Arabada eksik olan fonksiyonlar var. Yani doğa dolular da var demek ki bunun içinde. Burada bir el frenimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi frene basıyorsunuz. Bu kolu bastığınız zaman araç el frenine geçiyor. Gaz, fren. Yalnız gazla fren biraz ortada kalmış. Yanda yancı olduğu zaman böyle şu anda dinçer gibi ayağını oraya sokabilir. Bu birazcık solda olsaymış daha iyi olurmuş. Onun haricinde şunu da söyleyelim. Araçta eksikler de var. Mesela bu aracın içinde ısıtma fanı yok arkadaşlar. Kontağımızı kapatalım da boşuna açık kalmasın. Yani aracımız böyle arkadaşlar. Şu koltuğu bir yatırsana ciğer. Dur ya, şey dinçer yatırıyor. Kaldır onu. Koltuğu bu şekilde yatırıyorsunuz. Arkadaki koltuk da böyle. Bu arkadaki koltuğu da yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. İki kişi de buraya gayet rahat sığıyor. Gördüğünüz gibi böyle kaldırdığınız zaman da şunu dükken. Altı açmaya hiç gerek yok, istersen hiç açmayalım. Aracın arkası da bu şekilde arkadaşlar. Buraya da bayağı bir yükleme yapabilirsiniz yani. İki kişi giderseniz bir yere yüklersiniz. Koltuk bu şekilde de açılıyor çok rahat. Ön koltuk da bu şekilde açılıyor. Bir oturayım istersen ben abi, bak. Arkaya da bir otur. Evet, dinçer şöyle. Diz mesafesini falan da görüyorsunuz. Gayet iyi. Evet. Gayet yeterli. Zaten yukarıya bakmaya gerek yok. Tavanı bayağı yüksek. Hatta şu içindeki izolasyonları da gösterelim bari. Güzel, evet. Bakın burada da izolasyon falan olarak güzel arkadaşlar. Yani kafa dayamalıklar olsaymış daha iyi olur. Tabii kafa dayamalıklar olsa iyi olurmuş. Arkadan bir darbe geldiği zaman o kafa dayamalıklar bize yardımcı olacak. Aracın camları gördüğünüz gibi böyle manuel arkadaşlar. Şöyle. Manuel olması daha iyi mi abi? Evet. Şeyden yemiyor. Elektrikten, aküden yememiş oluyor. Çevirmede kapanıyor. Aynen öyle. Aracımızda maalesef ki USB şarjımız da yok. 12 volt çakmaklık çıkışı da göremedik arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Ön kapıyı şuradan açıyorduk. Bir açalım. Şöyle. Rahman, ön kapıyı açabilecek miyiz yer ya? Ön kapıyı ben açtım oradan. Sen açarken ben de şu tekerlekleri göstereyim. Bu tekerleklerimizin kalınlığı gayet güzel. 12 jantlar var burada. Yani 12 inç jantlarımız var. Şu yana kalınlığı gayet güzel, konforlu. Yalnız arka tarafta disk frenimiz var. Ama önlerde maalesef ki arkadaşlar fren koymamışlar. Biz de bunu daha önceden çektiğimiz zaman dikkat etmemiştik. Disk fren var zannetmiştik ama maalesef önlerde fren yok arkadaşlar. Arkalarda hem omuzlar hem makas var abi. Önde de makas var. Makas koymuşlar. Evet, arabalarda makas da var. Amortisör de var. Yay var yani. Ön tarafımızda da gördüğünüz gibi arkadaşlar hangar gibi bir alan var. Bak, buraya Lifebo yapılır. Lifebo da yapılabilir. Yedek buraya, akü de koyulabilir buraya. Yedek akü de koyulabilir. Ya da buraya mesela bagaj olarak kullanmak isterseniz hani, evet, tabii. Takviye bir ek bir menzile ihtiyacınız yoksa burayı da bagaj olarak da kullanabilirsiniz. Buraya çok güzel bir Lifebo yapılır. Burada fren hidroliği var. Normal motosikletlerdeki gibi. Burada direksiyonumuzun milliği var. Burada bir konvertör var. 72 voltu 12 volta çeviriyor. Kornamız var. Bir iki tane de farların fiş bağlantıları var. Aracın içinden görüş açısı da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Akvaryum gibi. Daha önceki videoda da bunu söylemiştik zaten. Görüş açısı gayet güzel. Araçta maalesef ki USB şarj yok. Çakmaklık çıkışı yok. Ön tekerleklerde maalesef ki fren yok. Arkalarda disk fren var. Yani aracın artıları da var, eksileri de var arkadaşlar. Isıtma sistemi, kalorifer yok maalesef ki. Tavanda havalandırma var. Aracın gaz ve fren pedalları birazcık ortada kalmış. Biraz daha solda olsaydı daha iyi olurdu. Yani birazcık eksileri de var, artıları da var arkadaşlar. Onun haricinde işte rampalarda rahat çıksın diye takviye kolu var. Güzel. Sunroof var. Bu da güzel arkadaşlar. Tavanda lambalar var. O da gayet güzel, başarılı. Ayrıca aracın 4 kişilik olması da diğer artılarından bir tanesi. Çünkü piyasada 4 kişilik çok fazla araç yok. Ve bu araç 4 kişilik en uygun fiyatlı bir araç. Kapı genişliği de gayet güzel. 4 kapılı değil ama bu kapıdan gayet rahat ön tarafa da arka tarafa da binilebiliyor. Ayrıca mesela kiloluysanız veya ne bileyim bacağınızda sorun varsa gene bu araca çok rahat bir şekilde binebiliyorsunuz. Rahman arkadaşımıza da tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten güzel bir tercih yapmış. Çünkü arkasındaki araba da onun. O arabayla bu arabanın arasındaki yakıt farkı aşağı yukarı. Evet, 20 kat vardır. Gerçi seni duymuyorlar, hiç mikrofon bende. Şunu da söyleyelim. Bu araç alınır mı diye bana sorarsanız arkadaşlar bence böyle bir araç alabilirsiniz. Maalesef ki rakamlar yüksek ama şu andaki piyasaya baktığımız zaman bu tarz araçların içinde en uygun olanı da bu araç arkadaşlar. Yani hem 4 kişilik hem de 200 bin liranın altında pek bir araç yok. 4 kişilik bir yükü eğimi var. O da zaten 4 kapılı ama bu 2 kapılı. Ama fiyat olarak baktığımız zaman onun yarısından daha ucuz bir araç neredeyse. Bence daha iyi yani.
bu aracı almak bence daha mantıklı. Ama tabii ki o araç buna göre daha konfor olarak daha iyi, performans olarak daha iyi. Onlar da var yani, ama tabii sonuçta iki katından fazla da bir fiyat farkı var. Bunları da değerlendirmek lazım. Bu aracın şu gövdesi de sac arkadaşlar. Yani plastik değil, onu da söyleyelim. Yani kaportacı da falan bir sıkıntı olursa yaptırabilirsiniz. Bu araçlarda benzin ve otopark sorunu yok. Yani mazot, benzin gibi pahalı malzemeler almanıza, yakıt almanıza gerek yok arkadaşlar. 5 liralık elektrikle 50 km, 100 km yol yapabiliyorsunuz bununla. Aracın ilk sahibi bunun ruhsatını ve plakasını çıkartmış. Yani arkadaşlar bunu da belirtelim. Bu araçlarda ruhsat ve plaka şartı var. Ayrıca böyle bir araç kullanacaksanız ehliyetiniz olması lazım. Motosiklet ehliyetiniz varsa bu arabayı kullanabiliyorsunuz. Otomobil ehliyetiniz varsa bu arabayı gene kullanabiliyorsunuz. Yani 16 yaşını geçmişseniz, ehliyet almaya hak kazanmışsanız, ehliyetiniz de varsa bu arabayı kullanabilirsiniz. Rahman arkadaşımız diyor ki bu arabaya sigorta da çıkıyor dedi. Sigorta kaç para bunun? 2500 lira sigortası var arkadaşlar. Yani 8-10 bin lira sigorta çıkmıyor ama bu kullanıcıya göre değişebilir. Evet. Şimdi Rahman zaten araba kullanıyor. Daha önceden evet. De sigortası vardır. Bunlar da fiyatlarda etken oluyor. Evet. Ama tabii ilk defa 16 yaşındaki birisi bu tarz bir araba alacaksa, kullanacaksa onda muhakkak fazla çıkacaktır. Ama eğer ki normal bir arabanız zaten varsa, gene böyle bir arabanız varsa sigorta daha uygun çıkacaktır. Yani bu arabaya sigorta da yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Rahman diyor ki bunun ilk sahibi, arabayı aldığı arkadaş 3800 lira mı dedi? Evet, ama o günübirlik yaptığı için o fiyat çıktı. Ha o yani, ha, o adam demek ki aldı günübirlik. Evet arkadaşlar yaptı. Bu arabanın liste fiyatı 158 bin civarı şu anda benim bildiğim. Yani sen kaç aldın? 190 bin liraya aldım. 190 bin liraya almış. Yani maalesef ki ülkemizde böyle bir durum var. Evet. Sıfır arabadan daha yüksek fiyata ikinci el araba alıyorsun. Çünkü sıfır arabalar piyasada yok. Bayilerde yok yani. Yok, bir de bu aracın teknik özelliklerinden bahsedelim. Şöyle bir liste çıkartmıştım ben. Şaşırmayalım diye. Çünkü daha önceden bunları söyledik. Biliyorum 72 volt akü var. 58 amper gücü var. 4000 watt motor var. 4000 watt motorun tam emin değiliz ama yani söylenen 4000 watt. 6 ile 8 saat arasında şarj oluyor. 45 kilometre son sürati var. O sürati de herhalde yapıyor. Yapıyor abi. Evet. Rahman zaten yapıyor. Buraya gelirken tam gaz gelmiş. 40, evet, tam 45 kilometre mesafe yapmış. 45 kilometre şarjı. Yani şunu söyleyeyim, bu arabayı normal kullanırsanız 60 km menzil yazıyor, 50-60 km. Bu aküyle bu kilometreyi yapacağını tahmin ediyorum. Eğer arabayı normal kullansaydı zaten 60 km çok rahat yapardı. 45 km yapmış ama bataryası herhalde seni yolda bırakmadı. Abi buraya geldim, burada da dolaştım. Biraz. Ha burada da dolaştın. Yani 50 km yaptın o zaman. Yani demek ki 60 km'yi normal kullanırsanız bence fazlasıyla yapacak arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Zorladım abi yani, bastım gaza. Evet. Gelirken o yüzden... Arabayı tam gaz zorlayarak gelmiş yani. Aracın boyutlarından bahsedelim. Uzunluk 2.43, genişlik 1.64, yükseklik 134 cm. Yani araç ufak bir araç ama iş görecek bir araç. Otopark sorunu yok en azından. Bu da çok önemli. Evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir de araçta ufak bir gezi yapalım. Yolda bir çekelim, test edelim aracı. Kalkışı falan bayağı iyi. İyi mi? Evet arkadaşlar, az önce aracımızı incelemiştik. Şimdi dediği gibi test sürüşü yapalım. Sürüşü gayet kolay. Arayı zaten bıraktım. Yokuş aşağı kendi kendine gidiyor. Gaza basmaya gerek yok. Evet abi. Yalnız bana aynaların görüş açısı birazcık şey geldi. İstersen aynaları bir ayarlamak lazım. Bence de. Yani az önce bir ufak setten geçtik. Amortisörler birazcık zayıf arkadaşlar. Onu evet, biraz zayıf. Biraz mı zayıf yoksa bayağı biraz fazla mı zayıf? Bayağı bir zayıf. Evet, biraz fazla zayıf gibi. Şurada şöyle bir duralım. Yani aracın sanki burnu birazcık böyle ileride, bir kamyonet sürüyormuşuz gibi geldi bana. Şunu nasıl ayarlayacağız? İçindekini aynaya ayarlayacağız da şöyle şu. Üstü şöyle. Şuna bir bak bakayım abi. Şöyle. Ya da koltuğu biraz ileri alsak şuraya. Neyse onu şöyle birazcık uç kısmına bas. Şöyle bir turlayalım bakalım. Evet, bir bakalım abi. Yani şeyler oturuş pozisyonu falan, koltuklar birazcık çok şey değil yani. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar, araç öyle çok konforlu bir araç değil. Ama ekonomik bir araç, iş görür. Tümsek o konudan kesinlikle şey yok. Bir tümsek o kadar değil, o tümsek böyle çok acayip değil. Evet, çok normal değil. Tümseklerden gayet güzel geçişiyor. Değil mi? Evet, motor sesini birazcık içine fazla veriyor. Şimdi bir arka tarafa bir izolasyon yapılabilir. Şu an bir yokuştan çıkıyoruz. Bakalım iki kişi yokuş çıkabilecek. İki kişi mi? Yokuş kabiliyeti biraz zayıf bence. Evet. Şu an takviyede değilsin ama değil mi? Yok, takviyede değil, normalde araba. Evet. İstersen takviyeyi alacaksın. Yok yok, şu an almaya gerek yok bence. Ama gaza yarım basmak daha iyi. Daha iyi çıkıyor sanki. Gaza fazla basınca yavaşlıyor. Şu anda 13-14 kilometrelere düştü araba.
hadi çıkalım. Arkadaşlar yokuşlarda biraz yavaşlıyor. Yani yokuşa girmeden önce aracı takviyeye alırsanız bence çok daha mantıklı. Bence de. Şöyle bir dönelim. Dönüş çapı nasıl? Dönüş çapı fena değil. Biz birazcık geç döndük ama orası da biraz yokuş olduğu için fazla keskin olmasın diye birazcık şey döndüm. Yani evet, hızlanması fena değil düz yolda. Regal'e göre nasıl abi, artıları falan? Sence? Yani Regal'a göre biraz daha geniş, rahat, ferah için. O konuda çok iyi. Görüş açısı zaten ferah şeye göre, Regal'a göre bence çok çok daha iyi. Tabii. Ama tabii konfor olarak şöyle bir setten geçelim. Normal bak, bu setlerden o kit set biraz orada çok dikti. İlk geçtiğimiz set böyle tam bir kambur setti herhalde. Dediğimiz gibi aynalara bakarken biraz dikkat istiyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Ayna şu aralarda kaldığı için birazcık yavaş yani. Onun haricinde çok fazla sıkıntısı yok. Frenlere bir bakın bakalım abi nasıl. Yani frenler arkadaşlar, arkalarda sadece fren var, önde yok. Arka frenler gayet sağlam tutuyor ama araba durmuyor çünkü sadece arka frenler tutuyor. Evet. Onun için frenlere çok fazla güvenmenizi tavsiye etmem. Ama bu bir ön frenin olmasını neye bağlıyorsun abi, olmamasına? Vallahi bilmiyorum ama yani bence ön fren bu arabada olmaması çok büyük bir eksik. Bence de büyük yani bir eksik. Yani ön fren olması şart yani. Eğer sonradan yapılabiliyorsa, yaptırma şansı olan arkadaşlar olursa, böyle bir araba alırlarsa bence ön freni yaptırsınlar. Yani bu fren olayını öğrendikten sonra bilmiyorum. Benim arabaya bakış açım birazcık değişti yani açıkçası. Değişti. Yani değişti. Ama tabii gayet yavaş bir araba. Sonuçta yokuş aşağı giderken eğer yerler yaşsa bu arabayı durdurma şansınız kesinlikle yok arkadaşlar. Bence onu ben söyleyeyim. Çok yavaş inmeniz lazım. Yaş yerlerde yokuş aşağı. Bu biraz da düzlük yerler için yapılmış bir araç gibi. Aynen öyle. Düz yollarda gayet iyi ama yokuş aşağı giderken bence bu fren olayı büyük bir eksiklik yani. Bence de. Regal'in frenleri muazzamdı abi ya. Bak şuradan şeyden geçtim şöyle setten hafiften. Yani aslında arabanın şeyi çok kötü değil amortisörleri ama orada demek ki biz bayağı bir şeymiş. Bir de aracın kalkışı biraz dikkatli olmak lazım. Biraz seri kalkıyor araba. Bir anda kalkıyor. Yani kalkıyor ama çok hızlanmıyor. Yani uzama yok. Evet. Sadece hızlı kalkıyor tek kalkışta. Evet. Yani arkadaşlar biz şimdi bu aracı tabii inceliyoruz. Sürüşüne de bakmamız lazım. Sürüşü sakin, rahat gidecekseniz bence yeterli. Ama işte bu fren olayı eksikliği var. Onun haricinde kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama frene çok dikkat etmeniz lazım. Gayet yavaş gitmeniz lazım. Çok eğer doğru. Yerler yaşsa işimiz de yaş. Evet. Onu da söyleyelim ya arkadaşlar yani. Değil mi? Evet abi. Sonuçta insanlar alır. Tabii. Sözümüze göre adam gider rahat rahat gider. Allah göstermesin bir kazaya sebep olur. Çok hafif frene basıyorum ama hemen arkası kayıyor. Kayıyor. Evet. Bir de arka fren de ayarsız. Önce sağ taraf tutuyor, sol tarafa doğru kayıyor araba. Bu bir yani şeydi. Bu araç için bir, evet dediğin gibi bir handikap. Çok handikap. Evet. Büyük bir handikap. Ama kullanımı rahat, görüş açısı falan çok güzel. Fren hariç bence araba kesinlikle yani düşünmeden alınabilir. Çünkü bu fiyatlara 4 kişilik zaten araba yok. Bir de evinizde şarj edebiliyorsunuz, iş yerinizde şarj edebiliyorsunuz. Bir seyir kablo olsun yeterli yani. Bence bu açılardan bence gayet güzel, hiçbir sıkıntısı yok. Ama işte sadece tek sıkıntısı fren olayı çok sakat. Yani çok dikkatli olmak lazım. Kesinlikle trafiğe girdiğiniz zaman hızlanmadan önünüzdeki arabalarla mesafenizi çok iyi kollamanız lazım. Onun haricinde dediğimiz gibi araç fena değil peki, arkadaşlar. Mini aracımızı inceledik, yol testini de yaptık. Frenler hariç bence güzel araba, alınabilir araba. Onun haricinde Rahman arkadaşımız da zaten bizim arabayı gördü. Şu anda da hala inceliyor. Daha doğrusu Dinçer'in arabasını gördü, inceliyor. Bu arabayı büyük ihtimalle satacak. Öyle bir araba alacak. Eğer bu arabayla da ilgileniyorsanız zaten Huzur Gayrimenkul Rahman'ın kartını da şeye köşeye koyarım bir yere. Oradan araçla ilgilenen arkadaşlar da olursa Rahman'la da görüşebilirler. Rahman arabayı satmayı düşünüyor mu Ciğer? Abi bunu gördükten sonra düşünüyorum, evet. Evet arkadaşlar. Yani arabayı değiştirebilir. Haberiniz olsun. Piyasada arabayı arayıp da bulamayanlar varsa Rahman'la görüşebilir. Zaten telefon numarasını da koyacağım. Şimdilik videomuz bu kadar. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız benim de Dinçer Karaday arkadaşımızın kanalına da abone olursanız seviniriz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.